Rivayet olunur ki, hadis-i şeriftir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Sizden önceki ümmetler zamanında o zamanın peygamberine bir adam geldi. Ve dedi ki, sen Allah'la konuşuyorsun. Muhtemelen Hazreti Musa idi. Çünkü Kelime. kelam eden tek peygamber o. Diğerlerine vahiy gelmiştir. Ee, Allah ile konuştuğun zaman şu meseleyi bir sor. Ben şimdiye kadar ne günah işlediysem, Allah bana hiçbir şey yapmadı. Cezalandırılmadım. Niye acaba? Bunu bir sor Allah'a. O sırada vahiy geldi Hazreti Musa'ya. Allah buyuruyor. Ona de ki, ondan gözyaşını aldım. Bundan büyük ceza yok. Ondan gözyaşını aldım. Bundan büyük ceza yok. Demek ki insandaki üzülmek yeteneği, rikkat, bu da üzüntünün derecelerinden biri. Rikkat, üzülme, hüzünlenme, acıma gibi hassasiyetler, insandan alınınca adeta insanlık insandan alınmış oluyor. Kalp mühürlenmesi dediğimiz olay bu. Ondan gözyaşını aldım. Yani üzülme yeteneğini aldım. Artık üzülemez. Öyle bir felç durumu ki başka hangi ağza alınırsa alınsın bu kadar büyük zarar değildir insana. İnsan olmanın, en büyük icaplarından şartlarından birisi üzülebilmek yeteneğidir. Sanat da bundan doğar. Eser de bundan doğar. Tefekkür de bundan doğar. Üzülemeyen insandan bir şey beklemeyiniz. Evet.